Merhaba arkadaşlar ve kanalımıza yeni bir videoya hoş geldiniz. Biz şu an kayınvalidemde bulunuyoruz. Az önce Hakan'la yardıma geldik. Biliyorsunuz kayınvalidem tam taşınma aşamasında. Mehmet'le kayınvalidem kilerde bayağı bir iş görmüşler. Kileri düzenliyorlar. Biz de yardıma geldik dediğim gibi. Altay bu arada şu an öğle uykusuna yattı. O uyanınca da onu annemlere götüreceğim. Bugün ona annemler bakmak zorunda. Biz de burada işimizi göreceğiz. Çok eşya haliyle kilerde. O yüzden oradan bir başlayalım dedik. Öbür evinde anahtarlarını aldık. Oradaki kiler de boş. Yani önce bir kilerdeki eşyaları diğer eve götürelim diyoruz. Ondan sonra gerisi kolay aslında. Kilerde inanılmaz eşya var arkadaşlar. Şu an onları ayıklamakla meşgulüz. Çöpleri ayırıyoruz. Tarihi geçmiş şeyleri ayırıyoruz. Lazım olmayan şeyleri ayırıyoruz. Satılacak olan şeyleri ayırıyoruz. Hafta sonunda çünkü burada bit pazarı gibi, yani bit pazarı tarzı bir şey düzenleyeceğiz. Satılacak olan eşyaları da o gün satmak istiyoruz burada. Yani bugünlük işimiz bunlar. Ben bir kileri ineyim arkadaşlar. Resmen kaosun içine düştük. Ama el birliğiyle inşallah her şeyi düzenleyeceğiz. Arkadaşlar bugün herkes tek tabanca takılıyor. Herkes karar kafasına göre mola yapıyor. Yemek yiyor, kahve içiyor. Hakan mesela buraya gelmeden önce kahvaltı yapmıştı. Ben evde hiçbir şey yemedim. İştahım yoktu. O yüzden şimdi kısa bir ara yapıyorum. Mola yapacağım. Kendime tost yaptım. Baya baya iş var. Akşama kadar burada olacağız gibi gözüküyor. Mehmet bak böyle makarna şey gibi şeyleri alta koy, ağır şeyleri gene. Altay. Benim aşkım uyanmış. Çok baba, güzel uyudu. Babası, evet. Babasına gidecek. Biz de yeni eve gidecek olan şeyleri hepsini böyle güzelcene kartonladık. Kilerden rafları da böyle söktüler. Şimdi hepsini bir postayla götürecekler. Yeni kilere kurulacak. Ondan sonra tekrar kartonlar bu rafların içine düzenlenecek. Bunlar hep çöp arkadaşlar. Eski kıyafetler falan. Burada konteynerler var. Konteynerlere atılacak. Böyle kilerin yarı tarafı boşaldı arkadaşlar. Bu tarafı da boşalttık. Çöpe gidecek şeyleri ayırdık. Diğer eve gidecek şeyleri kestelere koyduk. Böyle kutulara, kartonlara. Bir şu taraf kaldı. Arkadaşlar ben Altay'ı kaptım. Dediğim gibi şimdi annemlere götürüyorum. Birkaç saat orada dursun. Bayağı uzun uyudu Altay bugün. Hafta sonum zaman bayağı bir yoğun geçti. Önce cuma günü kayınvalidemin doğum günü vardı. Cumartesi günü baby partisi vardı. Pazar günü kardeşim istemesi vardı. Altay da bayağı yoruldu anlaşılan. Neredeyse 4 saat öğlen uykusu uyudu arkadaşlar. Normalde 2 saat uyuyor en fazla. Bayağı geç kalktı. Saat 3.30 oldu şimdi. Altay nereye gidiyoruz biz? He? Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz Altay? Dede. Dedeye gidiyoruz okey. Dede seni bekliyor anneciğim. Dedeyle top oynayacağınız, tamam mı? Okey. Au. Evet. Gol yapacağınız dedeyle. Ben tekrar kayınvalidemlere döndüm. Ooo. Bayağı iş görmüşsünüz gençler. Bitti. Bayağı da bitirdik. Wow, bitmiş. Bitmedi ya. Bitmedi, bütün keller bitecek bugün. Ya tamam ama yani burası boşalmış en azından. Bunlar Flowmart. Yok abime gidecek, annem biliyormuş sözde. Tamam. Abime verecek şeyler Flowmart. Cihan bunları TI'ma götürecek. Onları hepsini buraya diziyoruz. Oradan tek tek artık günü bildik nereye götürüyorsa oradan götürsün. Satacakmış tamam. Bunları satabilirse. Bunlar da yeni eve gidecek olan dekorasyonlar arkadaşlar. Annem ekstra böyle yeni almış, hiç kullanmamış. Onları da şimdi böyle paketleyip ayrı bir karton yapıyorum. Arkadaşlar burayı hepsini güzelce düzenledik. Bakın bunlar iyi olan şeyler, atılmayacak şeyler. Orada işte dediğim gibi
her şeyi satmak istiyoruz. Arkadaşlar aradan biraz vakit geçti. Ben de Altay'ı annemlerden aldım. Eve geldim şimdi. Saat 9'a geliyor. Altay'ın uyku saati geldiği için mecbur ben oradan artık ayrıldım. Yarın da iş günü. O yüzden annemlerde de kalamadı. Sabahtan beri o tostla duruyorum arkadaşlar. Herkes iş başında tabii, hiç kimse doğru düzgün yemek yemedi. O yüzden ben de şimdi kendime atıştırmalık bir şey hazırlayacağım. Anneme de söyledim artık pizza falan sipariş versinler. Aslında hemen mantı yaparız dedik ama vakit o kadar hızlı geçti ki nasıl geçtiğini anlamadık bile. Birden akşam oldu. Ben de işte çıkmak zorunda kaldım. Onlar ne yaptı bilmiyorum. Ben de Altay'la az önce eve geldim. Altay'ı yatırdım. Şimdi dizimi açtım. Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünü izliyorum. Yayından kaldırıldı diye o kadar üzülmüştüm ki anlatamam. En sevdiğim dizilerden biri. En favori dizimiz Aile. Ondan sonra direkt Kızılcık Şerbeti geliyordu. O da yayından kaldırılmıştı arkadaşlar. Çok 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 üzüldüm. Şimdi de tekrar geri döndüğüne aşırı sevindim. Aşırı mutlu oldum. Şimdi bir taraftan da yemek hazırlayacağım. Arkadaşlar vlogumuzun ikinci gününe hoş geldiniz. Ama aslında aradan iki gün geçti. Maalesef son günlerde hiç çekim yapamadım. Tamamen kayınvalidemin eviyle meşgulük arkadaşlar. Kilerleri boşalttık. İlk gün, ondan sonra çatı kat boşaldı. Oyun odası vardı, misafir odası, o boşaldı. Yani baya baya bir ilerleme var. O yüzden de çekim yapamadım. Şimdi kendi evimizden devam ediyorum arkadaşlar. Son günler evde olmadığımız için eve, ya nasıl desem, baya bir bomba düşmüş. Halbuki evde yoktum. Ama akşamları eve geliyorduk yorgun, bir şey yapamıyorduk. Sabahları Altay'ı yediriyorum, giydiriyorum falan derken hani bir türlü yine kaos oluştu. Ben az önce alışverişe gittim arkadaşlar. En acil olan şeyleri aldım. Evde ne ekmek kalmış, ne yoğurt kalmış. Yani biliyorsunuz biz hep böyle müsli yiyoruz. Ne yoğurt kalmış, ne yulaf kalmış, meyve kalmamış. O yüzden gittim bir en acil olan şeyleri. Yoğurdumuzu yapmak için yoğurt, yulaf, biraz meyve, pirinç, ekmek, peynir. Ve bugünkü menümüz için alışveriş yaptım. Bugün Çin makarnası yapmak istiyorum. Zaten sizinle de sonrasında tarifi paylaşacağım. Ama şimdi en önemlisi evi toparlamam gerekiyor arkadaşlar. Buzdolabın içinde yemek kalmış. 3 günlük yemek kokmuş. Ondan sonra kendime bir çeki düzen vermem gerekiyor. Saçlarımın haline bakın. Ondan sonra da aslında laptop başına bayağı bir işim var. O da birikti. Umarım hepsi bugüne sığar. Bu arada arkadaşlar bu aleti de az önce çalıştırdım. Bu alet artık bizim bayağı bir can yoldaşımız oldu. 6 haftadır arkadaşlar 6 haftadır bu alet bizimle yaşıyor diyebiliriz. Akşamları kapatıyoruz. İşte çok sesli olduğu için sabahları tekrar açıyoruz. Kaç kere zaten anlatmıştım ama belki aranızda son videoları görmeyenler vardır. Bizim komşunun evini su bastı. Kahrında biz çekiyoruz. Tavan ıpıslak, bayağı bir nemli. O yüzden kurutulması gerekiyor tabii, rutubet olmaması için. Hem bizim tavanımız, hem de nasıl olduysa artık duvarlardan aşağıya da su akmış. Bizim yerimiz de ıslak, bizim yerde kilerden kurutuluyor. Yani her katta şimdi bir tane böyle kurutma aleti duruyor. Ve böylece tavanlarla duvarlar kurutuluyor. Ve iki haftada bir firmadan bir adam geliyor, nemini ölçüyor. İşte şimdi 6 hafta oldu. İlk taktıklarında 2 hafta duracak dediler. 2 hafta sonra kontrole geldiler, nemi ölçtüler, hala çok nemli dediler. %50'nin altında olması gerekiyormuş nem. İlk taktıklarında %80'deydi. Sonra %67'ye inmiş. Geçen geldiğinde hala %60'daydı. O yüzden tekrar 2 hafta ertelendi. Bakalım. Şimdi 10 gün oldu adam en son geleli. Bir dahaki haftaya tekrar ölçmeye gelecek. İnşallah artık kurumuştur arkadaşlar. Bu görüntüye alıştık artık. Görüntüden de rahatsız olmuyoruz ama aşırı sesli. Neyse. Biz blokumuza devam edelim arkadaşlar. Ben alışverişleri önce bir yerleştireceğim. Ondan sonra evi toplamaya başlayacağım. Evet arkadaşlar. Her yeri topladım, sildim, süpürdüm. Her yer gördüğünüz gibi pırıl pırıl oldu. Şimdi de laptop başındaki işlerime geçiyorum.
Şimdi kendime bir yorgunluk kahvesi yaptım. Kahvaltıya vakit yok, o yüzden böyle bir tane müsli gofret yiyeceğim. Ve laptopumu da hemen açıyorum. Aynı zamanda işlerimi de göreceğim. Ondan sonra inşallah vakit bana gelecek. Arkadaşlar, aradan biraz vakit geçti. Evde yapılacak bütün işleri hallettim. Üzerimi değiştirdim, makyajımı yaptım. Güzel bir şeyler giyindim, kendime geldim diyebilirim. Şimdi şurada birkaç kargom var. Onları da halletmek istiyorum. Altay'a birkaç bir şey sipariş vermiştim kardeşimin nişanı için. Maalesef kargolar şimdi geldi. İçine hem nişan hem de günlük gibi kıyafetler var. O yüzden bir paketleri açıp bakayım diyorum. Bakın, H&M'den tek böyle takım elbise gömlek sipariş vermişim. Hepsini nişan için düşünmüştüm. Nişan da geçtiği için bunların hepsini geri göndereceğim. Tüm paketleri, geri gidecek paketleri buraya hazırladım. Hakan da işten döndü. Buradayım. Hava da bayağı bir güzel açtı. O yüzden diyoruz ki hep beraber şöyle ayrıcık bir yürüyüşe çıkalım. Çoktandır bunu da yapmıyorduk, inanır mısınız? O yüzden hep beraber çıkalım diyoruz. Dönüşte de parka uğrarız. Arkadaşlar, bizi gören gülecek bize. Şu pazar arabasını doldurduk. Hakan'ın elleri de dolu. Arabamız var aslında yani. Yani ama Altay'la şöyle görüyorsunuz, yürüyüşe çıktık. O yüzden hepsini böyle mecburen elimizle götürüyoruz. Sıradan bende de şöyle koca bir tüte var. Ben de boş gitmiyorum yani. Biz de yapıyoruz, tamam mı? Evet. Bizim de var Altay. Biz de büyük yapacağız. Tamam mı? Rose bu. Evet. Evet oğlum. Aynısını yapıyor baba. Evet. Kuş. Koş. Orada kuş var. Cik cik var. Gördün mü anneciğim? Uçuyor orada. Uçtu. Gördün mü? Nerede kuş anneciğim? Nereye gitti? Biz eve döndük. Hakan'la Altay bahçeye geçti. Orada devam oynuyorlar. Ben de mutfaktayım. Şimdi yemek yapmaya başlayacağım. Hepimiz çok acıktık. Çin makarna yemeğimiz için malzemeler. 500 gram bu Çin makarnasından. 500 gram tavuk eti. Kırmızı biber tozu. Karabiber. Kırmızı soğan. 1 adet pırasa. 2 adet havuç. Zuya sosu. Ve susam yağı. Önce makarnayı kaynamış tuzlu suya alıyorum ve pişiriyorum. Tavuk etine 2 yemek kaşığı zoya sosu, karabiber ve kırmızı biber ilave edip güzelce karıştırıyorum. Azıcık susam yağı tavaya alıyorum ve tavuk etini kızartıyorum. Tavuk eti piştikten sonra tavadan çıkartıyorum ve havuçları kavurmaya başlıyorum. Sonrasında pırasayı ilave ediyorum. Tekrar beraber kavuruyorum. Son olarak kırmızı soğanı ilave ediyorum ve tekrar kavuruyorum. Şimdi tekrar 2 yemek kaşığı soya sosu ilave edip makarnayı da ekliyorum tavaya. Hepsini beraber karıştırdıktan sonra tekrar damak tadınıza göre sos ilave edebilirsiniz. Ben tekrar 2 yemek kaşığı soya sosu ilave ediyorum.
En sona da tavuk etini ekliyorum. Ve hepsini tekrar güzelce karıştırdıktan sonra yemeğimiz servise hazırdır. Evet arkadaşlar, Çin makarnalarımız hazır. Üzerine bir de bakın bu sweet chili sosu'yu katıyoruz. Aşırı lezzetli oluyor. Arkadaşlar, aradan biraz vakit geçti. Biz altına yatırdık. Akşam oldu. Biz de yatacağız şimdi. Umarım bugünkü videomuz da hoşunuza gitmiştir. Bu arada ceketlik yüzüm, az önce evi havalandırdık ve aşırı üşüyorum. Dediğim gibi umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bize bir beğeni bırakın. Abone olmayı unutmayın ve bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.